Evet, biz seçimden sonra da beyan ettiğimiz gibi Yozgat'ın yararına, hayrına olacak her şeyde Belediye Başkanımız Kazım Aslan'a destek vereceğimizi bildirdik. Çalışmalarımızda yine o şekilde gelen konuları hep birlikte burada değerlendirip meclis üyelerimizle birlikte Yozgat'ın hayrına olan her konuda evet ama hayrına görmediğimiz şeylerde de ret vererek çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Tabii burada çoğunun bizde olması da bizim ve kademelerimiz için de oldukça önemli bir gelişme oldu. Bizlere de ekstra bir tecrübe kazandırıyor. Çünkü biz Milliyetçi Hareket Partisi olarak Yozgat'ta her zaman belediye seçimlerinde de olsa, genel seçimlerinde de olsa en çok oyu alma potansiyeli olan bir partiyiz. Bir sonraki seçimlerde de daha güçlü bir şekilde inşallah belediye seçimlerine hazırlanacağız da. Belediye seçimlerinden sonra da bildiğiniz gibi 7 tane ilçede belediyede zafere ulaştık. Bu ilçelerimizde de belediye başkanlarımız, ilçe teşkilatlarımız memleketleri için, ilçeleri için güzel çalışmalara imza atıyorlar. Atmaya da devam edecekler. Biz de milletvekilimiz Ethem Sedef'le birlikte, genel merkezimizle birlikte, ilçe teşkilatımızla birlikte belediye başkanlarımızın yanında oluyoruz. Çözemedikleri sorunları aşmaya çalışıyoruz. İlçe başkanlarımız yine aynı şekilde parti programlarını devam ettiriyorlar, çalışmalarına devam ediyorlar. Bizim için her zaman önemli olan Milliyetçi Hareket Partisi'nin bir adım daha ileriye gidebilmesi için mücadele vermektir. Evet, bu seçimlerde de Yozgat Merkez'de ikinci parti olduk. Daha önceki seçimlerde de ikinci partiydik. Sadece 2019 seçimlerinde üçüncü parti olmuştuk. Bu da bizim parti teşkilatımızın çalışmasıyla da ilgili. Hemşehrilerimizin de bize olan güveni, Milliyetçi Hareket Partisi olan güvenini gösterdi. Bir sonraki seçimlerde biz Allah'ın izniyle belediye başkanlığını kazanacağımızı düşünüyoruz, inanıyoruz, bu bilinçle çalışıyoruz. Mesela ben şöyle söyleyeyim, bir sonraki dönem Allah izin verip biz belediye başkanlığını kazandığımız zaman bir önceki belediyeyi kesinlikle eleştirerek çalışmalarımızı yapamıyoruz diye bahane bulmayacağız. Çünkü o dönemin şartlarında nasıl çalışmamız icap ediyorsa o şekilde çalışacağız. Ya da personel çalışmıyor diye bu bahanenin arkasında saklanıp belediyeye hizmet vermekten geri durmayacağız. İnşallah Milliyetçi Hareket Partisi'nin üretken belediyecilik anlayışını Yozgat'la tanıştıracağız. Meclis tatile girdikten sonra milletvekilimiz Ethem Sedef de sürekli 3 ay boyunca Yozgat'ta ve ilçelerinde, köylerde, beldelerde sürekli halkımızla iç içe olarak onların talepleri doğrultusunda taleplerini dinleyerek ve not ederek çalışmalarımızı yaptık. Halkın içerisinde olmaya devam ettik. Şimdi meclis yeni bir döneme girdi. Bu dönemde de yine milletvekilimiz Ankara'da olsa dahi sık sık Yozgat ziyaretleri gerçekleştirecek. Yine hem partililerimizle hem hemşehrilerimizle bir arada olmaya devam edecek. Biz de ona da gerçekten sürekli partililerimizle beraber olmasından, hemşehrilerimizle beraber olmasından mutluluk duyuyoruz. Ve bu konuyla da ilgili çok güzel geri dönüşler alıyoruz. Yine aynı şekilde bu dönemde sürekli bir arada olmaya devam edeceğiz. Evet, Bozok Spor Yozgat'ımızın takımı. Burada önemli olan gerçekten hepimizin bildiği gibi stadın bir an önce yapılabilmesi. Onun için de yine milletvekilimiz Ethem Sedef'in de gerekli çalışmaları var, adımları var. İnşallah en kısa zamanda stadımıza kavuşacağız. Futbolla ilgili de takım yeni kurulan bir takım. Ligde daha tecrübeli takımlar var mutlaka. Fakat yine de biz bu takımın bu ligde kalabileceğine inanıyoruz. Desteklerimizi de sürdürmeye devam edeceğiz. Maddi, manevi olarak yanlarında oluyoruz. Olmaya da devam edeceğiz inşallah parti olarak.